Hanım programına hoş geldiniz. Sizi Çok dinleyebilir teşekkür ederim. Tabii ki. Buyurun. Sizi... Tabii ki ben doçent doktor Gülsen Meral, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Fakat çocuk yetiştirme zamanında ruh ve beden sağlığını eşitleyebilmek ve çocukların kronik hastalıklardan kurtulması için beslenmenin çevre koşulları ve ruhun önemini fark ettim. Son zamanlarda biliyorsunuz alerji aldı başını gidiyor ve ruh dengesi, çocuklarda panik atak, depresyon, anksiyete de bununla beraber. Hastalığıma uyguladığım tedavi yöntemlerimde beslenmesini, mineral derine düzgün koyarak ona uygun beslenmesinin ve ona uygun olarak besinin düzeyini yaparak ve akupunktur uygularak ve akupresör uygularak hastalığımın DNA reset attığımı fark ettim. Bu ilgim beni tabii medikal biyoteknoloji ile tanıştırdı. Acıbadem Üniversitesi'nde 2 sene medikal biyoteknolojiye gittim. Tabii 50 yaşından sonra ikinci bir şey merakla olacak ancak bir şeydi. Kızımın ve oğlum yaşlarındaki çocuklarla beraber aynı sıralardaydım. Ama öğrenme aşkı bitmemeli ömür boyu. Burada epigenetikle tanıştım. DNA kaderin değil sloganı dünyada çok önde artık konuşuluyor. Bu nasıl olabiliyor? Biz DNA'yı nasıl reset atabiliyoruz? Yani bir kişisel ve kişiye özel tedavi, spor, psikoterapi, ilaçlar nasıl olur? Bu ilgi alanına işte 2000 geçen sene ilk epigenetik kongresi Türkiye'de yaptık. Online olarak YouTube'da herkes izleyebilir. Türkiye'de Nütrigenetik Epigenetik Derneği'ni kurdum ve epigenetik koçluk çatısı altında Nütrigenetik Epigenetik Danışmanlık multidisipliner eğitimlerimize devam ediyoruz ve araştırmalarımıza özellikle bizi dinleyenlere tekrar duyurmak istiyorum sizin vesilenizle. Hibe'ye de çıktım ben. Epigenetik koçluk olarak hocalarımızla beraber araştırmalara hibe de veriyoruz $1000. Hani hem beraber olabiliriz hem hibelerini alabilirler gençlerimiz. Onlara güveniyorum. Buyurun kusura bakmayın. Acaba ödemeyecek miysek bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Ama Türkiye'de yetmiyor. Yurt dışı bağlantılara gitmek durumundayız. O yüzden İngiltere'de bir ofisimizi açtık. Orada da epigenetik coaching. Gene sistemimizi aynı oraya oturtuyoruz. Hani multidisipliner, dünyanın neresinden olursanız olun biz de katılın diye sloganla DNA kaderin değil diyoruz. Evet. Buyurun. Epigenetiğin kelime anlamı nedir? Günlük yaşantımızda nelerle karşılaşınca epigenetikle ilgili olduğunu anlarız. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle özetleyeyim. Benim sevgili Mustafa Camgöz hocam, zaten kongre başında da bana yol veren, evet doğru yoldasın Gülsen diyen sayın hocam, Empirik Koluş'ta kanser başında olan bir hocamız. Evet. Şimdi biz tabii ki Batı tıbba yetiştik haklı olarak. Evet. Ama Batı tıbbın takıldığı bir nokta vardı. Burada ben tabii ki her zaman için bilme sırtımı dayamak durumunda olduğum için nütrigenetik epigenetiği seviyorum. Evet. Bir DNA biliyorsunuz, yani yazılım olduğumuzu fark ettim. Muzun da DNA'sı var. Benim de DNA'm var. Evet. Ve muzun DNA'sı hep bu örneği veriyor. Mustafa hocamdan da kongrede verdi. Çok da hoşuma gitti. Muzun DNA'sı Evet. benim muz DNA'm arasında %50 benzerlik var. Evet. Peki beni ben yapan ne? DNA'nın ifadeleri. Yani DNA ifadeli epigenetik değişiklikler. Yani ya da mesela bizi dinleyen tıp dışındaki insanlar olursa arkadaşlarımız bir tane hardware yani bilgisayarın Evet. kapısı, bacası, düğmesi dediğimiz kısmı, donanımı. Evet. Software'de yazılımı. İşte DNA'nın yapısı esansında hardware ve olmakla beraber eğer yazılım olmazsa, nasıl bilgisayar çalışmazsa bize de ifade olmaz. Fakat bu bizim hayatımızda epigenetik değişiklikler hücrelerin farklılaşması bakımından da önemli. Yani beyin hücresi olup olmayacağı, karaciğer hücresi olup olmadığı epigenetik değişiklikler de oluyor. Ama işte DNA kaderin değile geldiğimizde Evet. ailesel yatkınlık hep çocuk hekimi olarak güzel bir anamnez alırız biz. İşte ailenizde işte kanser var mı? Sizler de bilirsiniz. İşte Evet. ailede depresyon var mı? Anksiyete Diyabet. var mı? Diyabet var mı? Evet. Alerjisi var mı? Mesela atopik dermatit, egzama dediğimiz olaylarda Evet. çocuklarda. Gelecek hayatında da egzama olursa, gelecekte astım olur diye konuşuyorduk. Ama bunların hiçbirinin kader olmadığı, esas epigenetik değişiklik olduğu ve geri dönüşlü olduğu. Şöyle özetleyebilirim. DNA'nın zinciri değişmeden, tabii adenin, timin, guanin, sitozinini değiştiremeyiz. Belki değiştireceğiz biliyorsunuz yeni teknolojilerle ama onun ifadesini, çevresindeki kimyasal olayları, DNA metilasyon, histon modifikasyon, non-coding RNA'da dediğimiz DNA ifadesini değiştirebiliriz. Bir düğme gibi düşünün. Düğme nasıl bir düğme? Bir kanseri önleyecek olan
DNA'lar düzgün salındığı zaman biz kanser olmayız. Ama çevresel koşullar, stres, bağırsaklarımız, yediklerimiz, içtiklerimizde bu düğmeye basılırsa, işte epigenetik olarak susarsa biz kanser oluruz. Geçen gün çok güzel bir hocam dedi, yani gerçekten çok güzel ifade etti, kanser diye bir şey yok. Yani kanser esasında maalesef bizim vücudumuzun düzgün çalışmaması. Eğer vücudumuz düzgün çalışırsa kanseri önleyici mekanizmalar da bizde var. Aynı şekilde vücut bir denge. Ben T-regüler hücrelerle daha çok ilgim var. Yani bu T-treklerle, otoimmün hastalıklar ve alerjilerle özellikle bir denge var. TH1 ve TH2 dengesi ve kongrede bunu anlatmışım. Şimdi Türkiye'de onun çalışmalarını başlattık. Sonuçları inşallah hep beraber tekrar sunarız. Evet. TH1'e bastığı zaman otoimmün hastalıklar oluyor. Farkındaysanız hocam son zamanlarda ne oluyor? Romatizma aldı başına gitti. Tiroidit olmayan yok gibi. MS patladı gitti. Bunlar niye çok birden çok fazla? Bunların hepsi T-regüler hücrenin dengesizliğinden kaynaklanıyor. Veya TH2 tarafında da alerji, astım daha fazla. Peki bunlar kaderi mi? Hayır. Yapılan bir çalışmada çocuklarda gene yapılan, ki ben bunu klinikte gördüğüm için epigenetiğe daha çok ilgim oldu. Çocuğun beslenmesi değiştiğinde bağırsak florasında yararlı mikroorganizmaları, yani probiyotikleri, ona uygun probiyotikleri yerine koyduğunda kişinin o T-regüler hücrenin dengeye geldiğini ve alerjisini geçtiğini, ifadenin düzeldiği göstermiş. İşte bizim yolumuz bu. Aynı şekilde ruh dengesi bakımından da aynı sistem çalışıyor. Eğer aileden gelen yatkınlıklar tabii ki olabilir. Mesela bir MAO'nun geninde genetik single nükleot polimorfizm, tek bir nükleotidin değişikliği o kişinin, ya ki bazen harçın olmasına, işte gerçekten savaşçı geni deriz biz ona MAO'ya, veya KOP geninde single nükleot, tek bir nükleotidin, yani adenin, timin, guanin bir tanesinin diğerlerinden farklı olması o kişinin o konularda hiperaktiviteyle olsun, dikkat eksikliği olsun veya savaşçı dediğimiz gende MAO'da bir sıkıntı varsa, bunlara yatkın olanlarda yatkınlığa bağlı olarak problem olabileceğini biliyoruz. Ama işte genom projesinde dünyada bu tek tek incelenmiş, tek bir nükleot eksikliğiyle çok bağlantılı çok şey bulacağını sanmışlar. Ama öyle olmamış. Evet, aileden geçen yatkınlıklar olabilir. Kalp hastalığı, şeker hastalığı, alerji yatkınlıkları, işte anksiyete, depresyon. Ama o DNA düzgün çalışırsa, düzgün ifade ederse siz o hastalığa yakalanmıyorsunuz. İşte şimdi artık dünya epigenom projesi uğraşıyor. Ve en önemlisi tabii hocam, bağırsaklar demişler. Evet. Bağırsak mikroorganizmalarında zararlı mikroorganizmalar, bağırsaklarda fazla sayısı arttığı zaman zararlı mikroorganizmaların ürettikleri, onların yüzeyindeki proteinler direkt bizim DNA'mızla iletişime geçip, yani beraber etkileyerek epigenetik değişiklik yapıyor. Yani burada ne zaman yapıyor? Daha anne karnından başlıyorlar. Evet. Yani daha anne karnından annenin yedikleri, içtikleri ve bağırsak florası ile beraber çocuklarda alerjiye yatkın olup olmadığı veya artık maalesef kronik hastalıklar, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar aldığı, yani kalp hastalıkları, diyabet çok fazla sayıda oldu. Bunların arttığı da anne karnında başladığı görülüyor. Daha da önemlisi, hep bunu örnek veririm. Daha babanın ergen olmadan önceki yedikleri, içtikleri, beyin kaynaklı nörotrof faktörler beyinde aktif olmasını sağlayarak veya susmasını sağlayarak gelecek çocuklardaki dikkat eksikliği, hiperaktivite etkili. Peki ne yapacağız? Önemli olan şu, bunlar kader değil. Evet. Ne zaman eğer bu hastalıklara rastlarsak, o anda genetik testler, bağırsak mikroorganizmalarının testleri, multidisipliner olacak şekilde genetikçi, mikrobiyolog hocalarımız veya anamnezlerle beraber bunları düzeltme şansımız var. Ama bizim nütrigenetiğin temelinde şu var, maalesef size özel. Evet. Yani farmakogenetik de artık aldı, yani dünyada çok önemli bir yerde. Size özel gıdalar veya size özel ilaçları kullanmak lazım. Artık komşuna yaradı. Bana dediğimiz şeyler bize zarar yerine yavaş yavaş yarar yerine
ne zarar verdiği artık bilimsel olarak kanıtlandı. Buyurun, sorunuz var mıydı? Ben böyle başlayınca bitmez benim şeyi sohbetim. Çünkü çok seviyorum epigenetiği ve anlattığım konuları. Evet, sağ olun. Diyelim ki tiroidle ilgili sorunu var. Tedaviye başladı. İlaçlarını içiyor. Ne zaman size gelirse değişim başlar. Şimdi bizim de bu konuda bir çalışmamız başladı esas otoimmün tiroiditle ilgili olarak. Çünkü T-regüler hücrelerle ilgili sıkıntılar var. Bağırsak florasının bozulması T-reglerdeki sıkıntı ya da otoimmün hastalıkları sebep açabiliyor. Burada mesela bizim başladığımız çalışmalar tabii ki endokrin hocalarımızla beraber hareket ediyoruz. Onların beslenme düzenindeki sonrasında bu FOXP3 dediğimiz T-reglerde, T-regüler hücrelerde değişikliğin ifadenin değiştiği üzerine çalışmalar dünyada yok. Biz de onları başlatıyoruz. Bu konularda ilaç tabii ki multidisipliner. Hep onu söylüyorum. Evet. Bir hekim olarak ve tıp insanı olarak. Yani sen o ilaçları bırak. Biz böyle diye bir felsefemiz asla yok. Biz endokrin hocamız dediğim gibi o taraftan devam ediyor. Biz ise tam tersi olarak bu taraftan yapmamız gereken nelerse onlara göre de yol çiziyoruz. Ve multidisipliner olarak hastanın en iyi halini yapıyoruz. Örnek verecek olursak mesela çok hastalarımızda hipertansiyon hastaları geliyor bize. Gene hipertansiyon ama hipertansiyon altında ne var? Beraberinde panik atak, depresyon da oldukça fazla. Şimdi panik atak, depresyonu çözemezseniz sizin hipertansiyonu çözme şansınız yok. Burada gene hastalarla beraber multidisipliner yola çıkabiliyoruz. Çünkü hastanın panik atağını çözmeyi yolunda vücuttaki nörotransmitter aktif olarak çalışmasını sağlamak. Ha, beyindeki nörotransmitter aktif olarak çalışmasını sağlamak için de bağırsak florasının düzgün çalışmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz hem vagus sinirle iletişim var hem de mikroorganizmaların direkt olarak etkisi var. Serotonin, diğer nörotransmitter salınımında. Ben hep anlattığım bir konu vardır esasında. İbn Haldun da bir arkadaşım gelmişti bana, hiç unutmuyorum, sohbet etmeye oturmaya. İşte depresyondayım dediğinde, o zaman dedim yememenin lezzetine varman lazım dedim. Bana döndü dedi ki, aa ne diyorsun? O zaman ben tabii tam ifade edemedim, nasıl diyeyim yani şimdi. O gece yayınlarımı incelerken o yayınların içinde İbn Haldun'la tanıştım. İbn Haldun'a dedim, ya İbn Haldun'a tabii. İbn Haldun çok güzel bir şey vardı. Hemen şuradan bir bakayım. Yani bulabilirsem size de. Özür dilerim. Şimdi İbn Haldun'un bir ifadesinde İbn Haldun çok güzel insanları gözlemiş. İnsanları gözlediği zaman bakmışlar ki insanlar arpa ve zeytinle beslenenler daha ahlaklı, daha dinç, daha kuvvetli ve beynine daha iyi çalıştığını. Fakat çok fazla yiyecek yiyenlerden daha toksinler biriktiği ve daha ahlakların daha zayıf olduğu şeklinde ifadeler görmüşler. Sonra yapılan ben merak ettim. Yani ne demek istiyor bu? Ve diyor bizi açlık değil tokluk öldürüyor diye ifadesi vardı. Ben de arpayı ve zeytini incelemeye başladım. Sonra çok ilginç bir şeyle farklılaştım. Esasında bizim bahsettiğimiz probiyotikler, prebiyotikleri seneler önce İbn Haldun gözlemiyle çözmüş. Arpa bir probiyotik. Parçalandığı zaman kısa zincirli yağ asitlere dönüşüyor. Kısa zincirli yağ asitler de peki arpayı kısa zincirli yağ asitlere dönüştüren neydi orada? Zeytin bağırsaklarda bifidobakterlerin sayısını arttırıyor. Yani zeytin çok ilginç. Yani bifidobakterlerin sayısını arttırıyor. Ve arpayı kısa zincirli yağ asitlere dönüştürüyor. Kısa zincirli yağ asitleri özellikle butirik asit, propionik asit, asetik olarak bunlar da beyinde triptofandan serotonin yapımını arttırıyor. Bakın şimdi triptofandan serotonin. Biz serotonin yapmak istemiyor muyuz? Evet, tabii ki. Yani şimdi peki triptofandan serotonin yapan enzimi aktif hale getiriyor. Peki triptofandan serotonin yapımı olmazsa ne oluyor? Kinürin varlıyor. Ve kinürin çok olunca ne oluyor? İşte Alzheimer ve diğer hastalıklar. Yani baktığınızda esasında gözlem bilimin temeli. Yani seneler önce yapılan. Aynı şekilde bu kısa zincirli yağ asitlerle beraber vücutta mesela kanser yapmayı engelleyen histon modifikasyonları engellediğini, histon deristaz inhibisyonu yaptığını, histon deristaz inhibisyonu da
Kanser ilaçlarında kullanıyor ama o zamanlar insanlar bunu gözleyerek keşfetmişler. Yani yediklerimizle beraber bağırsak floramızdaki mikroorganizma değiştirmemiz ve o mikroorganizmaların kendi ürettikleri ve yediklerimizi parçalayarak ürettikleriyle bizim ruhumuzu, bedenimizi bir bütün olarak şifa vermekte. Biraz karışık bir konu galiba ama kusura bakmayın. Ben böyle çok severek anlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çok güzel, ama anlaşılır. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben bu beslenme felsefesi olarak hani kongrelerde de hocalarımıza da hep anlatırım. Çok da sevdiğim bir şey. Beslenme felsefesi chapter'ım da var. Hani burada biz hastalarımız yaklaşımlarımızda veya kişi önerimizde böyle beslenme listesini verip gitmek değil. Özellikle diyetisyen arkadaşlar, doktor arkadaşlar ya da fizyoterapistler ve genetik arkadaşlar, sağlığa dokunan herkesi eğitimlerimize bekliyoruz. Burada da şunu anlatıyoruz. Reçete al git değil. Size uygun olan, size uygun neyse. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Mesela ABC 5-8 geliyor, yeni bir gen var. Bizim bağırsaklarımızda şimdi fitosterollerle besleniriz. Neden? İşte biz kolesterol yarışarak bizdeki kolesterol artmasını engellemek ve kardiyovasküler olarak kalp sağlığımız için faydalı olduğunu biliriz. İşte bademdir, cevizdir, sağlıklı gıdalar yeriz. Fakat bu fitosterollerle beraber vücuda girerken kolesterol yarışır. Yarıştığı için de kolesterol içeri girmesini engeller. Ama giren fitosterole bile dışarı atılması lazım. Dışarı atılmasını sağlayan da ABC 5-8 genlerinden kapı gibi düşünün. Evet. Onda sizin genetik olarak bir yatkınlığınız varsa fitosterolleri siz dışarı atamazsınız. Sonuçta ciddi sıkıntı yaşarsınız. Yani bunlar bir bütün olarak düşünmek lazım. Hani evet. Bu kişi sağlıklı dedi. Sen çok faydalı kardiyovasküler kalp sağlığına çok iyi gelecek dediğimiz bir şey esasında kalp sağlığına zarar gelebilir. İşte bu da bizim nütrigenetik kişiye özel tıbbın temelini oturtmaktır. Ama kolay mı? Değil tabii. Ama hep beraber bir tıp da kolay değil. Sizin mesleğiniz de kolay değil. Yani hiçbirimizin mesleği kolay değil. Ama bence bizim yaptığımız, gördüğüm kadarıyla en önemli sorunlardan bir tanesi, bilim durmuyor. Bilim ileri doğru gidiyor. Ve bilimi yakalamak için bizim de arkasından resmen koşmamız gerekiyor. Ve bulduğumuzda alıp gençlere geri getirip gençlere vermemiz gerekiyor herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Hem bildiklerimi aktarıyoruz. Hocalarımızla beraber aktarıyorum diyemiyorum. Aktarıyoruz diyorum. Hep beraber hocalarımız aktarıyoruz. Hem de araştırma için buyurun kapılar açık. Sizleri epigenetik koçluk olarak bekliyoruz diyorum. Hem yurt içi hem yurt dışı diye de söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Biz ben diyorum ya hani çok sevdiğim bir konular olunca çok fazla... Evet, çok değerli. Peki, bebek doğduğu andan itibaren aile size getirse? Hocam zaten çok şanslıyım o zaman. Yani şimdi ben bebek doğduğu anda bana getirse o zaman gerçekten çok şanslıyım. O çocuğu tanıyorum, aileyi tanıyorum ve o çocuğun neler yatkınlığı olduğunu biliyorum. Mesela alerjik yatkınlığı olan çocuklar tanıyıp da ona göre hareket edip ona göre zaten bu merakımla yani benim yetiştirdiğim çocuklar 5-6 yaşından sonra niye çok hastalanmıyor diyordum. O merak beni buralara getirdi. Çünkü çocuğa çok antibiyotik yüklemiyordum, çok ilaç yüklemiyordum. Büyümesi gelişmesi için DNA repair vardı. DNA yenilenir. Evet. DNA yenilenmesi için gerekli olan mineralleri düzgün vermek lazım. Çocuğa uygun gıdaları vermek lazım. Hep bunlar bilinen yanlışlar. Çok erken beslenmeye başlamak, çok karışık gıdalarla çocuğu beslemek, multivitamin yerine eksik vitaminleri çocuğa vermeden inat etmek. Evet. Bunlar çok basit çözümlerle DNA yenilenmesini engelliyor ve çocuğun dengesini bozuyor. Bunu çözmek çok kolay esas. 3 ay ile 4 ay arasında çocuğu dengeye getirdiğin anda DNA reset atabiliyorsunuz ve DNA ekspresyon ifadelerini değiştiriyorsunuz. Çalışmalar bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Hani bir alerji, atopik dermatite siz halledebiliyorsunuz. Ben hallediyorum. Sebebi de bu. Yani sıfırdan aldım çocuklar çok rahattım onlara. Çünkü çocuğun ne olduğunu biliyordum. Yatkınlığı biliyordum ve ondan kurtarmaya çalışıyordum. Ama belli bir yaştan sonra gelen çocuklar hep sıkıntı yaşıyordum. Eyvah şimdi nereye vuracak? Kulağına mı vuracak? Ciğerine mi vuracak? İdrar yolu enfeksiyonu mu var, yatkınlığı ne, depresyon var, anksiyetesi var. Bunlar hep benim için soru işaretleriydi. İşte bu başarıyla buraya geldim. Şimdi zaten 7-70 hastalarımıza multidisipliner yaklaşım yapabiliyoruz. Ama çocukluktan almak, ruhen ve bedenen, yani o çocuğu büyütmek, bir çiçek gibi bakmak gerekiyor. Şöyle de bir iddialı sözüm var. Çocuklukta olmayan bir şey neden gelecekte olsun? Bu soru işareti. Doğru. Ya doğduğun anda çok ciddi eğer genetik bir mutasyonu yoksa çocuğun
Hani doğduğu itibariyle şeker hastası yani o ayrı tabii yani hani şeker hastalığı ve bir tip bir çok yedi anda o çok rastlanan bir şey değil, sonrasında belki olabilir ama hani böyle çok ciddi bir şey yoksa bu çocukta neden oluyor? Tip 1 diyabet de şeker hastalığı da epigenetik bir hastalıktır bu arada. Evet. Yani tip 1 ve zaten tip 2 epigenetik bir hastalık ama tip 1 diyabet de epigenetik bir hastalık. Alzheimer de epigenetik bir hastalıktır. Bunlar gerçekten dikkat edildiğinde hayatta yaşanmak diye bir şey söz konusu değil. Bu da elimizde. İşte bunun mücadelesini hep beraber veriyoruz. Ama ne kadar başarılı olacağız? İnşallah hep beraber daha başarılı olacağız. Bir de size izniniz olursa epigenetik clock'tan bahsetmek istiyorum. Epigenetik saat. Şimdi doğduk, yaşlanıyoruz ama yaşlanmamak istiyoruz. 2021 evet. Çalışması DNA reset atmaktan bahsetmiştim. Bir saatimiz var bizim. Epigenetik saat, bir de biyolojik saatimiz var. Evet. Gerçekten Stephen Horwood, yanlış olmasın, kendisi bilgisayar mühendisi ve bunlarda ilgili olan bir kişi. Gerçekten kendi programı DNA üzerine DNA metilasyonlara bakarak evet. kişinin yaşını ama biyolojik yaşını tespit ederek karar verebiliyor. Mesela 20 yaşında bir insan 30 yaşında olabiliyor. Evet. Ya da 30 yaşında bir insan 20 yaşında olabiliyor. Evet. Burada önemli olan bu, peki bu epigenetik saati geri alabilir miyiz? Evet, bu epigenetik saati geriye alabiliyoruz. Yapılan çalışma 2021 çalışması bunu söylüyor. Yani 3 ay beslenerek 8 hafta geriye alabiliyorsunuz. Ve bu hafta, yanlış olmasın, 3 hafta beslenerek diye hatırlıyorum çalışmada. Ama daha da uzun vadeli beslenmeyi değiştirerek epigenetik saati değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştiriyorsunuz? Çünkü bağırsak florasını değiştiriyorsunuz. Bağırsak florasını değiştirerek artı direkt yolaklar var besinlerle arasında, DNA üzerindeki ekspresyon üzerine direkt yolaklar var. Hani bizim kullandığımız şifa niyetini kullandığımız ilaçlar, bunların hepsinin zaten bu mekanizmalarla şifası var. Fakat tabii herkese olan herkese olmuyor. Burada çok dikkat etmek lazım. O yüzden biraz temkinli gitmek gerekiyor. Hani şu çok yaradı dediğiniz şey belki ona yararlı, size zararlı olabiliyor. Ama epigenetik saat geri evet. alınabilir. Epigenetik saati geri almanın ne önemi var? Yaşta gelen hastalıklar var. Evet. İşte Alzheimer'dır, kalp hastalıklarıdır, kardiyovasküler, nörodejeneratif hastalıklar vardır. Bunlar yaşta gelen hastalıklar. Bunları da geri alabiliyorsunuz. Özellikle ben 30 yaşlarında, 20-30 yaşlarındaki kişilerde bunlara daha dikkat ettiklerinde gelecekleri hayatta daha mutlu olacaklarını tahmin edebiliyorum. Otoimmün hastalıkları gelirsek, tiroiditten bahsettiniz, romatizmal hastalıklarda yaşla beraber hayat kalitesi arttırmak için muhakkak epigenetik bir danışmanlık olur. Beraber multidisipliner bahsediyorum. Asla hani o ilacı bırak ya da bu tedavi bu değil ama multidisipliner. Peki buraya ben nasıl geldim? Ben tip 2 şeker hastasıydım. Astımım vardı ve sakroileitim vardı. Ve tıbbın durduğu bir noktada ben nasıl acaba kendimi tedavi edebilirim dediğimde buraya geldim. 40 yaşındaydım. Şimdi 51 yaşındayım. Bunları geri aldım. Yani kırgından daha sağlıklıyım. Ama inşallah böyle de devam eder. Hayat standartlarım ama yediklerim, içtiklerimi ve hayatımdaki nefesimi kullanmayı, akupunkturumu ben ihmal etmiyorum. İşte epigenetik koçluk ifadesi buradan geliyor. Evet. Ben bunu seviyorum. Hani insanlar ister kabul etsin, ister kabul etmesin. Dünya bunu kabul ediyor zaten. Dünyada çok önemli bir şey ama önemli olan bu multidisipliner bakabilmemiz bu olaylara. Hani bir kişinin kalkıp da hani özellikle ben şunda özel temkinli olma taraftarıyım. Yani eğitimini almadan bazı arkadaşlarım çok basit gördüğü şeyler esasında çok daha zarar verebiliyor. Ben buna da açıkçası biraz karşıyım. Bilmeden bildim deme, bilmemek büyüklükten gelir. Yapmadan yaptım deme, yapmadan yaptım demek acizlikten gelir diye bir şiirimde de sonlandırmak istiyorum. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgilerdi. İnşallah hani başka programlarınızda da sorularınızda da her zaman için bekleriz. Çok teşekkür ederim böyle bir imkan sunduğunuz için. İnşallah hani epigenetik yavaş yavaş ilk eğitim epigenetik koştuk .org'a sizlere de bekliyoruz. Hocalarımız ve eğitimlerimiz programlarımız var. Multidisipliner dünyada yapılan en iyi eğitim diye söyleyebilirim. Çünkü ben değil hocalarım var ve hem klinikler hem preklinik olarak bunu öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Yapacak bir şey yok. Gençlerimizin yollarını açacağız ki bizim ülkemiz çok daha ileri götürsünler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.